Merhaba arkadaşlar. Hollandaca doğru cümle kurmanın altın kurallarının 3. bölümündeyiz. Tekrar başarılar diliyoruz. Çok önemli kurallardan 3. bölümdeyiz. Bütün cümlelerde mutlaka kullanılması gereken modal verb word demiştik. Ve yine bütün zamanlarda öznelere göre bunların çekimleri var. Wanneer gebruik je de tegenwoordige tijdsvorm? Onvoltooid tegenwoordige tijd. Şimdiki zaman, geniş zaman bir arada kullanılır biliyorsunuz. Gewoontes om te zeggen wat je elke dag doet. Acties, gebeurtenissen herhaalt zich. Algemene feiten. Wat gebeurt er nu? Spontane gebeurtenissen. Gelecekte neler olabileceği, toekomstige plannen ook. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Şimdiki zaman geniş zaman nerelerde kullanılır? Şu an neler olduğunu, tekrarlanan eylemleri, gelecekte neler olabileceğini, aniden gerçekleşen olayları geniş zamandaki anlatım gibi zaman zarflarıyla daha da anlaşılır hale getireceğiz. Bunlar nu, vandaag, morgen ochtend, elke dag, zomer, elke zomer. Gramatikal regels, peki bunun dil bilgisi kuralı nedir diye sorduğumuzda hele werkwoord te werken, te komen. Werkwoord met ik form yani enin burada fiilden atılma hali söz konusudur. Yani en artık buradan kaldırılıyor arkadaşlar. Te komen, ik kom. Stam artı te fiilin köküne de. Eğer stam fiilin kökü D harfiyle bitiyorsa T tekrar yine eklenir burada. Ek word, je word, T ile. Soru cümlelerinde je veya jij öznesine D'ki eyleme T eklenmez. Yani je komt naar het feestje, kom je naar het feestje. Ik werk, je werkt op school, werk je vandaag thuis. Hij, zij, ze, u werkt. Wij, we, jullie, çoğullar yani, zij veya ze, werken vandaag thuis diyebilirsiniz. Yine özneler burada. Fiillerin özellikle önüne tö ekini getirdim ki isimlerden bunları bir şekilde ayırmanız için. Tö maken, tö spelen, tö slapen, tö lezen, tö luisteren. Te zeggen, te zingen, Türkçedeki fiilimsilere eklenen mek mak ekleriyle aynı anlamdadır. Geniş zamana göre çekildiğinde ik spreek elke dag Turks, ik maak elke dag mijn huiswerk, hij spreekt elke dag heel goed, spreek, je spreekt je best, spreek je Nederlands. Wij, we, jullie, ze zijn, spreken, çünkü özne burada yine çoğuldur. Verleden tijd, eğer ki fiilimiz olumsuzsa, onregelmatige werkwoorden, düzensiz fiiller listesindeyse, ik sprak gisteren Turks, gisteren kwam je niet. Ik heb altijd Turks gesproken. Yani zijn, ve daha sonra ik voltooid deelwoord. Şimdi cümleler yapılırken demiştik ki özellikle, İlk dersimizde bazı bağlaçlar kullanıldığında cümle yapısında özne ve yüklemin yerinde ikinci cümlelerde kesinlikle bir değişiklik olmaz. Bunlar tekrar etmek gerekirse arkadaşlar tekrar babındadır bu. En, maar, want, of ve dus. Dus'te kimi zaman değişiklik olabilir. Dat, omdat, doordat, zodat, voordat, nadat. Özne ve yüklem sıralaması mutlaka değişir. Als, zoals, hoeveel, teveel, sinds, voor. Burada küçük bir düzeltme rica edeceğim ben. Çünkü Hollandaca'da for V ile F ile yazılır. Zaman zarflarıyla başlayan sıralama cümlelerde özne yüklem sıralaması mutlaka değişir. Vandaag, gisteren, morgen, volgend jaar, door de week, soms do ik mijn best. Veya yer zarfları da aynı anlama gelmektedir. Şimdi
Kullanılan bağlaçlarda cümle yapısında veya sıralamada yer değişmez demiştik. En mar want of düs. Düs de kimi zaman değişiyor. Ve gaan niet zeuren, want we willen graag gelukkig zijn. Özne, yüklem. Özne, yüklem, değişiklik yok arkadaşlar. Het is een klein huisje, maar mijn foto hangt aan de muur. Het is een klein huisje, maar mijn foto hangt. Özne, yüklem. Ik kan helaas mijn vader niet bezoeken. Cümlenin öznesi, yardımcı fiili, kunnen. Dus ik schrijf een brief. Özne, yüklem, ilişkisi. Bağlaçlar kullanıldığında cümle yapısı mutlaka değişir. Datla başlayan bütün bağlaçlar dedik. Ve klagen niet. Birinci cümle öznemiz, fiilimiz yani yüklem. Omdat we gelukkig willen zijn. We willen gelukkig zijn de aslında. Bakın araya başka bir kelime giriş yapmış. Ik vind het huis leuk. Özne. Yüklem. Sıralama zaten böyle biliyorsunuz. Onderwerp en persoonsvorm van het werkwoord. Omdat er een groot schilderij van de muur hangt. Cümlenin fiili tamamıyla omdat kullanıldığı için cümlenin en sonuna gitmiş durumda. Okay. Ik mis mijn moeder heel erg. Daarom bel ik haar elke dag. Ik onderwerp persoonsvorm, ik mis, daarom bel ik. Buraya dikkat edin. Özne ve yüklemin yer değişmesi burada söz konusudur. Yani yüklemimiz burada, öznemiz burada, yer değişme var burada arkadaşlar. Vandaag, gisteren, morgen, volgend jaar, doordeweeks, werkdagen. Soms, af en toe, zaman zarfları, sıklık belirten zarflar. Veya yer bildirimlerinde lokasyonlar cümlenin başına geldiğinde özne ve yüklemin yeri otomatikman değişir. Elke dag willen we graag zwemmen. Öznemiz biliyorsunuz we, biz, yardımcı fiilimiz willen de normalde bu we willen graag elke dag zwemmen olarak formüle edilmesi gerekiyordu bu cümle. Soms doe ik niet wat jij zegt. Kimi zaman do özne fiilimiz, ik öznemiz yer değişimine dikkatinizi çekmek istiyorum. Normal şartlarda bu cümle ik do niet soms wat jij zegt of wat zij zegt. Door de week fiets ik naar mijn werk. Yine zaman zarfı var burada. Hafta içi fiets fiilimiz yani persoonsvorm. Ik onderwerp yani öznemiz. Buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Ekranda görmüş olduğunuz alıştırmayı yapmanızı rica edeceğim. Kendi cevaplarınızı vermeniz dahilinde doğrudur. Gebruik dus, want, en. Evet arkadaşlar, doğru ve hatasız cümle kurmanın çok önemli kurallarını anlattığımı düşünüyorum. Hollandaca eğitiminizde, eğitim sürecinizde, öğrenme sürecinizde az da olsa bir katkım olmuşsa benim için dünyanın en büyük mutluluklarından bir tanesidir. Hepinize başarılar diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eğer son bir kez tekrar etmek gerekirse doğru ve hatasız cümle kurmanın çok önemli kuralları şunlardır. Hollandaca dil bilgisine göre cümle kurarken aşağıdaki kuralları bilmeliyiz. Kuracağınız cümle içinde sein, worden, haben, yardımcı fiilleri veya onların öznelere göre çekimleri yoksa, hadi bu demek oluyor ki var da olabilir yani. Ik ben Mehmet, ik woon in Turkije, bijvoorbeeld. Modale werkwoorden, yardımcı fiilleri, kunnen, willen, mogen, zullen, zouden ve onların özneye göre ve zamana göre çekimleri yoksa, bu da bir alternatif. Mastar halindeki fiillerin ben kişisiyle çekimlenerek ilk person uygun zamanda kullanılması gerekir. Ik te werken, ik werk, ik werkte, ik heb gewerkt. En, maar, want, dus of bağlaçlarının kullanılması durumunda
cümle yapısı değişmez, özne ile yüklemin yeri değişmez. Ama that, om that, so that ensofort bağlaçlarının kullanılması durumunda cümle yapısı yani özne ile yüklemin yeri değişir. Cümleniz zaman, yer veya sıklık ifadesi ile başlarsa cümle yapısı mutlaka değişir. Cümlenin direkt önce fiili daha sonra öznesi gelir. Vandaag spreek ik Turks, morgen ga ik Nederlands spreken. En ik wens jullie heel veel succes trouwens. Evet, dersimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümleri dikkatli bir şekilde dinlemenizi, izlemenizi, aklınıza takılan soru, görüş, öneri ve görüşlerinizi YouTube ve Facebook sayfamızdan bize bildirmenizi rica ediyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Saygılarımla. Mehmet Usta.